Evet. Aslında etkinliğin başından bu yana katılımcılar, kullanıcılar diyorum biz tabii şeye alışkın olduğumuz için, hizmet sunumuna alışkın olduğumuz için kullanıcılar ifadesini kullandım Sefa. Değerli katılımcılarımız özellikle akıllı şehirlerle ilgili birçok uygulama örnekleri gösterdi. Ben burada zamanın da böyle kısa ve benim hani bu oturumla ilgili son konuşmacı olmamdan dolayı uygulamalarımızdan daha çok bu akıllı şehir uygulamalarına ulaşmak için hani geçirdiğimiz e-dönüşümle ilgili ben birazcık konuşmak istiyorum. Bağcılar Belediyesi'nde gerçekleştirilen yani 2003 yıllarında başlayıp 2012 yılında işte süreç tabanlı yönetim bilgi sisteminin kullanımına kadar ki süreç aslında bizim için çok kıymetli. Burada birçok şeyle ilgili, belediyecilikle ilgili yani bir kamu kurumunda yapılması bir dijital dönüşüm için yapılması gereken birçok şey. Hocamızın da aslında şeyin açılışında bu etkinliğin açılışında yaptığı dikkat çektiği hususların belki de biz o zaman hayata geçirmiştik. Özellikle biz Bağcılar Belediyesi'nde oluşturduğumuz bu e-yönetim platformunda tabii en üstte çatıda vizyon, politika ve dönüşüm stratejileri oluşturuldu. Burada nitelikli personelin, insan kaynağının yetişmesiyle ilgili şeyler dahil, operasyonel süreçler dahil hepsi burada planlandı. Biz daha sonra iş süreçlerimizi optimize ettik. Daha doğrusu hizmet süreçlerinin envanterini ilk önce çıkardık. Daha sonra da bunları optimize ettik. Neye göre optimize ettik? Birazdan detayları vereceğim. Daha sonra bunların teknik altyapımızı, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili altyapımızı, kapasitemizi nasıl artırabiliriz mevcut yapıya, mevcut hizmetlerin sürdürülebilir, yani kesintisiz ve güvenli bir şekilde nasıl yürütülmesiyle bu soruların cevabını bulacak bir altyapı planlandı. Daha sonra da işte az önce katılımcıların bahsettiği uygulamalar, işte yönetim bilgi sistemleri, dijital arşiv, e-devlet efendim entegrasyonları. Daha sonra bugün artık yapay zeka uygulamalarımız var. IoT uygulamalarımız var. İşte bütün bunları yapabilmek için aslında bir veri temelli bir yapınızın olması gerekiyor. Burada dört parçadan oluşuyor aslında bizim dönüşümümüzle ilgili uygulamalar. Bir işte akıllı başvuru yönetim dediğimiz e-Belediye ve Türkiye Gov.tr üzerinde sunduğumuz e-Devlet hizmetleri. Yapay zeka destekli süreç yönetimi, 2012 yılından bu yana verdiğimiz ücretsiz internet hizmeti, özellikle dezavantajlı gruplar ve sonunda da bütün bu projelerin aslında hani odağında olan vatandaşlarımızın da hizmet. Biz nasıl ki dijitalleşip hizmet verme şekillerimizi, iş yapma şekillerimizi değiştiriyoruz. Vatandaşın da bu süreçte hizmet alma alışkanlıklarını değiştirecek, onlara daha konforlu bir ortamda hizmet sunabilmelerini sağlayacak dijital vatandaşlığa doğru geçişini bu şekilde böyle bir planla hazırlamış olduk. Bağcılar Belediyesi e-dönüşümle aslında akıllı şehir yönetimi anlayışına ve yüksek dijital anlayış olgunluğa kavuştu. Bu bugün çok kullanıldı. Dijital olgunluk seviyesi. İşte bu dijital olgunluk seviyesine erişebilmek için ilk önce ilgili kurumun kendi yönetim süreçlerini ve iş süreçlerini
iyi yönetmesi gerekiyor. Yani özellikle işte bir iş nasıl başlar, nasıl ilerler, bunun adımları nelerdir? Çünkü günün sonunda hani bir kargo firması gibi değiliz aslında biz. Mesela benim başıma şöyle bir şey geldi. İşte bir mobilya sipariş ettim. Sonra öğrendim ki işte şey bir prosedür gereği kargo diyor ki ben işte bunu bir apartmanın girişine kadar getirebilirim. İşte benim kendi iş akışım gereği bunu ben buraya getiremem. Şimdi bu müşteri odaklı bir yaklaşım değil. Bu benim işime yaramıyor. Öyle, aynı şekilde bizim kurum sal anlamda ortaya koyduğumuz iş süreçleri eğer vatandaş odaklı değilse günün sonunda vatandaş hani bizim misyonumuz nedir? Belediye kanunu. Belediye kanunu sonuçta vatandaşlara belediye hizmetlerini sağlanması. Siz ne kadar iş süreçlerinizi organize ederseniz edin eğer bu vatandaş odaklı değilse maalesef bu günün sonunda yeterli karşılığı almıyor. Bu da dijital olgunluk seviyesini, düzeyini olumsuz bir şekilde etkileyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bağcılar Belediyesi aslında bu dönüşüm projesiyle vatandaşlardan tüm platformlardan yani web portalimiz, e-devlet, çağrı merkezi, sosyal medya ve diğer online kanallardan ve şahsen, vatandaşın şahsen gelen talep ve bildirimleri yapay zekaya dayalı bir uygulama ile ilgili birimleri otomatik olarak yönlendiriyoruz ve çalışan hatalarını minimuma indiren vatandaşlara çözümlerle ilgili yapılan geri dönüşlerin belediye içerisindeki operasyonel süreçlerin uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir akıllı başvuru yönetim sistemi kurduk. Akıllı başvuru bu yapı sayesinde ileride gelebilecek talepler, çıkabilecek sorunlar ya da kronikleşmesi muhtemel problemleri de daha önceden tespit ederek bu sorunlara müdahale imkanı sağladık. Az önce de bahsettik 86 noktada internet hizmetimiz var. Burada özellikle imkanı olmayan dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu belediye hizmetlerine erişim sağlayabilmesi için bu hizmetimize devam ediyoruz. Şimdi aslında burada benim hani özellikle anlatmak istediğim şey şuydu. Biz bu e-dönüşüm projesinde şöyle bir süreç izledik. İlk önce hizmetlerimizi analiz ettik ve kamu hizmet, belediye hizmet envanterimizi oluşturduk. Sonra burada işte dosya saklama planlarımızı analiz ettik. Çünkü sakladığımız belgelerin efendim işte fiziksel olarak sınıflandırılması bunları dijitalleştirmeden önce düzgün bir saklama planıyla bunların rafine edilmesi adeta. Daha sonra da kurum birim dosya ve belge türlerinin analizi ve belgelerle ilgili işlerimiz, planlama işlerimiz tamamlandıktan sonra da artık iş süreçleri düzeyine çıkıp iş süreçleri ve iş adımlarının süreç yönetiminde tanımlanması işlemine başladık. Sonra tabii fiziksel ortamdan dijital ortama geçişin aslında bir şeyiydi bu, bir ayağıydı. Üretilen belgelerin elektronik olarak form şablonları olarak tasarlandı. Fiziksel arşivin dijitale dönüşümü için tarama merkezi modernlendi. Öncelikle işte yaklaşık 2 milyondan fazla belge olarak sürekli olarak saklayacağımız imar arşivi sayısallaştırıldı. Ve burada işte elektronik imza, mobil imza, işte e-yazışma projesine entegrasyon gibi biz bunları 2012 yılında hepsini uygulamaya başladık. Daha henüz resmi yazışma yönetmeliği ortada yokken, daha taslak haldeyken biz bunları uygulamaya başladık. Ve daha sonra bütün hizmetlerimizin kendi web sitemiz üzerinden başvuru ve takibi açılması ile ilgili süreçleri tamamladık. Ve sonra da bütün bu süreçleri ölçebilen, raporlayabilen, denetleyen, işte sistemin tıkandığı yerden tekrar devam etmesini sağlayan iş zekası uygulamasını kurduk. Ve buradaki işte veri modellemesini hazırladık.
Ve daha en sonunda da mobil uygulama altyapısı ve uygulamaları devreye birer birer aldık. Bugün artık hani yapay zeka ve IoT uygulamalarından bahsediyorsak böyle bir altyapıya başlıyoruz. Biz mesela burada önemli bir detayı vereceğim ve ondan sonra da yavaş yavaş bitireceğim. Belediyemizde verilen hizmete konu bir işin adımlarını biz nasıl belirledik? Yani işin başlamasından bitişine kadar iş sürecinde üretilen belgeler de dahil tüm yaşam döngüsünü nasıl hazırladık? Burası oldukça önemli çünkü. Şimdi bu işin adı nedir? Hangi birimin, hangi servisin işi? Bunun yasal dayanağı nedir? Burası önemli. Kimler faydalanır bu işten? İşin yapılma süresi ne kadar? Ve bunları sürekli optimize ederek sürekli yıl içinde döndürüyoruz ve kusurları tekrar soruyoruz. Ve bu süreleri efendim işte başvuru esnasında istenen varsa belge, bilgi bunları da istenmeyecek işte mümkünse bizde varsa istemeyeceğiz. Yoksa bunu e-devlet entegrasyonlarımızda az önce Naim Bey biraz bahsetti. İşte takvis verilerini alamıyoruz ilçe belediyeleri olarak vesaire. Bizim alamadığımız her servis, her bilgi vatandaşın sırtına yüklenen bir yük aslında. Bu işle ilgili belgeler hangi dosyada saklanır? Bu işe internetten başvuru nasıl alınır? İş nasıl başlar? Kurumlarda ilk başvuru merci neresidir gibi. Sonra işi başlatan üst yazıdan işin akışı yapımı sırasındaki bütün alt adımlarına kadar süreçler belirlendi. Böylece biz bir vatandaş başvurusunu yaptığında o süreçleri hem kendisi hem de içeride takip edilebilecek bir yapı ortaya çıktı. İşte bir vatandaş başvurdu. Biz dedik ki bir yapı ruhsatı süreci. Başvurusunu yaptı. Vatandaş başından biliyor. Bunu diyor ki işte bunun süresi işte sallıyorum tabii 15 gündür. Bunun 35 tane de adımı vardır. Vatandaş ikinci gün, üçüncü gün kendisine verilen başvuru takip numarası ile bu başvurusunun kaçıncı adımda olduğunu takip edebiliyor. Diyelim işte 7. gün geldi. Aşağı yukarı sürecin de yarısının olması gerekir diye bir şey var. Bir beklentisi var vatandaşın. 7. 8. gün geldi. Süreç hala işte hani işte 2. 3. adımdaysa hemen daha başvuru tamamlanmadan başvuru süreç esnasında devam ederken hemen itirazını yapıyor. Neden benim başvurum 2. adımda, 3. adımda diye. Dolayısıyla böylece biz hem zaten içeride iş zekası ve performans raporlarıyla bu süreçlerin hepsini zaten takip ediyoruz. Vatandaş da takip ediyor. Dolayısıyla bu süreçler tıkanmadan böyle adeta bir güzel bir şekilde iş süreçleri, iş akışları bu şekilde devam ediyor. Burada bazı sayılar var, analizler var. Bunlara çok fazla girmek istemiyorum. Sonunda, günün sonunda şunu paylaşacağım ve bitireceğim. Zamanımın az olduğunu biliyorum. Evet. Biz bütün bunları yaptığımızda ne tür kazanımlar elde ettik? 2010 yılında ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sertifikasını alan ilk belediye olduk. TÜBİTAK kamu sevme üzerinden elektronik imza ve mobil imza kullanan yine Haziran 2012 itibariyle ilk belediyeyiz. E-yazışmaya geçen yine aynı şekilde ilk belediyeyiz. İş akıcı ve süreç yönetimi kullanan ilk belediyeyiz. Tabii Naim Bey oradan bakıyor. Tabii daha sonra da birlikte aslında bunları geliştirdik. KAYSİS ve HACE projesinde 181 iş akışı ve süreç ile pilot olduk. İmar başvuruları, inşaat ruhsatı, iskan başvurusu ve benzeri online başvuru takibi açan yine belediye olduk. Bu arada Dünya Bankası'nın Doing Business endeksi var. Yani Türkiye'de iş yapabilme kolaylığı endeksi. Burada da ciddi katkılarımız oldu. E-Devlet kapısından emlak beyan alan ödeme artık bunları artık konuşmuyoruz bile. Bu hizmet sayıları oldukça arttı. Yakında 40'lara doğru çıkacağız. Şu anda 35 civarındayız. Ve böylelikle bugünlere başvuru ve süreç yönetiminde yapay zeka kullanılıncaya kadar ki bir süreci böylece özetlemiş oldum. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum herkese.